31. tespite. Müminler, hadis ilminde raviler vardır. Yani hadisleri bize kim ulaştırmış? Raviler. Sahabe, tabi'in, mesela örneğin Cabir ibn Abdullah Ensari, Ebu Eyyub Ensari mesela, Abdullah ibn Ömer, Zubeyr mesela, Ammar, Miktat, sahabe. Peygamberden işitiyor. Peygamberden işittiğini birilerine anlatıyor. O birileri işittiklerini tabiinden birilerine anlatıyor. Tabiinden işitenler işittiklerini etba'u tabiinden birilerine anlatıyor. Bu şekilde silsile olarak hadisler bugüne kadar gelmiş, Peygamberimizin hadisleri. Bunların içerisinde sahih olanı var, bunların içerisinde sahih olmayanı var. Raviler kimlerdir? Raviler Peygamber Efendimizin sözlerini biz sonraki kuşaklara aktaran vesilelerdir. Bu ravilerin güvenilir olması lazım. Yani Peygamberimizin hadislerini nakleden, rivayet eden ravilerin sıka olması gerekir. Hadis ilmine, literatürüne göre bunların sıka olması gerekir. Bunların emin olması gerekir. Bunların güvenilir olması gerekir. Çünkü ravilerin ağzından çıkan İslam'ın beyanıdır. Çünkü ravilerin ağzından çıkan kendi sözleri değil, Peygamberimizin sözleridir. Gerçekten ravinin ağzından çıkanın peygamber sözü olduğuna kanaat getirilebilmesi için onun yollarından bir tanesi o ravinin takva ehli, emin, güvenilir, mümin, muhlis, doğru bir insan olması lazım. Yani ravi aslında İslam'ı vasıta ile öğrendiğimiz bir kapıdır, vasıta ile öğrendiğimiz bir araçtır ravi. Buhari'nin de ravileri vardır. Bakın Buhari'nin de, Müslim'in de, efendim, bütün hadis kitaplarında hadislerin efendim silsilesinde raviler vardır. Ben Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin hadis kaynakları içerisinde şeriata, Kur'an'dan sonra temel kaynak kabul ettikleri hadis kaynakları içerisinde en fazla önem verdikleri Buhari'nin ravilerini sizinle konuşacağım. 31. tespitte. Bakınız Buhari'nin güvenilir gördüğü, sıka gördüğü, İslam'ı bunlardan öğrenebilirsiniz dediği, çünkü sıka güvenilir ne demek? İslam'ı bunlardan öğrenebilirsiniz. Bu şekilde Buhari'nin kabul ettiği, kanaat ettiği, gördüğü ravilerden bir tanesi Ziyad ibn Ebih'tir. Ziyad ibn Ebih. Ya Buhari, bu Ziyad'ın babasının adı bile belli değil. Bu Ziyad'ın babasının adı bile belli değil. Ziyad ibn Ebih ne demektir? Babasının oğlu Ziyad. Babasının oğlu Ziyad. Sen buna güvenilir demişsin. Ve bundan hadis nakletmişsin Buhari. Bu Ziyad ibn Ebih kimdir biliyor musun? Şia kardeşim. Sünni kardeşim. Bu Ziyad ibn Ebih Kerbela'da Yezid'in ordu komutanlığını yapan İbn-i Ziyad idi. İbn-i Ziyad. Ziyad ibn Ebih. İbn-i Ziyad ki diyoruz, babasının oğlu Ziyad. Bu niye efendim buna babasının oğlu Ziyad demişler? Çünkü babası belli değil. Babası belli değil bunun.
Bunun oğlu Kerbela'da. Babası belli değil. Çünkü cahiliye döneminde ben sohbetteki özellikle hanımefendilerden, bayanlardan, bacılardan özür diliyorum. Cahiliye döneminde hangi evin önünde kırmızı bez asılı olsaydı, o kırmızı bezin anlamı şuydu: bu evde efendim gayri ahlaki şeyler yapılır. 9 arkadaş girmiştir o eve. O evde bir kadınla beraber olmuşlardır. Cahiliye döneminde böyle bir ilişkiden çocuk dünyaya geldiği zaman kadın o çocuğu götürüp birisinin kucağına bırakırdı. 3 kişi ise 3'ten birisinin, 5 kişi ise 5'ten birisinin, kadın çocuğu hangisinin kucağına bıraksalardı derlerdi ki çocuğun babası sensin. İşte Ziyad böyle bir münasebetten dünyaya gelmiştir. Kadın da çocuğu götürüp Ebu Sufyan'ın kucağına, ellerine bırakmıştır. Muaviye de kendi hilafeti döneminde bu Ziyad'a demiştir ki sen benim kardeşimsin. Kardeşimsin. Muaviye ona demiştir sen benim kardeşimsin. Oysa İslam'a göre çocuk yatak sahibine mensuptur. Yatak sahibi, yatağın gerçek sahibi. Meşru sahibi. Ebu Sufyan yatak sahibi değildi, meşru sahip değildi. Muaviye, pardon, Buhari bu Ziyad'ı emin görmüş. Bu Ziyad'ı sıka görmüş. Bu Ziyad'dan hadis nakletmiş Buhari. Benim ehl-i sünnet kardeşim. Yani senin en büyük hadis alimin diyor ki bu Ziyad'dan ilim öğrenebilirsin, din öğrenebilirsin. Geçelim ikinciye. Umran İbni Hattan, Buhari'nin sıkalarından, ravilerinden biri. Kimdir bu Umran İbni Hattan? Ehl-i sünnetin 4. halifesi Hazreti Ali'yi. Bakın ehl-i sünnet kardeşim, senin İman getirdiğin 4. halife Hazreti Ali'nin katili İbn-i Mülcem'i öven insandır Umran İbn Hattan. Katil İbn-i Mülcem hakkında bir şiir yazmıştır bu Umran İbn Hattan. Demiştir ki sen bir kılıç kaldırdın ve o kılıcı Allah rızası için indirdin. Senin indirdiğin kılıç darbesinden dolayı fitneler yok oldu. Yani haşa, Hazreti Ali fitneydi. İbn-i Mülcem'in de kılıcı hak için inmişti. Bu Umran İbni Hattan, ehl-i sünnet kardeşim, senin iman getirdiğin 4. halife, halifenin katili İbn-i Mülcem'i öven bir adamdır. Buhari bunu güvenilir addetmiş. Sıka kabul etmiş, bundan hadis nakletmiş. Yani diyor ki bundan ilim ve İslam öğrenebilirsiniz. Buhari'nin ilim kafası. İbn-i Ebi Ovsaç. Buhari'nin bir diğer ravisi. Bunların hepsi örnektir, bakın örnekler. İbn-i Ebi Ovsaç. Kimdir bu İbn-i Ebi Ovsaç? Haccac İbni Yusuf'u Sakafi'nin celladıdır. Ya cellat, cellat. Kimin celladı? Haccac İbni Yusuf'u Sakafi. O Haccac ki zindanında 120 bin tane insan vardı. 120 bin tane insanın 30 bini kadındı. Celladı Haccac İbni Yusuf'u Sakafi. O Haccac ki bilmişlerdi. Sabah bilmişlerdi. Sabah akşam onlara toprak karışımlı, akşam onlara toprak karışımlı arpa bu ekmeği verilirdi. Arpa bu ekmeği verilirdi. Efendim, kokuşmuş su verilirdi. Onlar efendim tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için tuvalet bile yok idi. Birisi vefat ettiği zaman cenazesi orada kokardı.
Haccac böyle bir zalimdi. Efendim, tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için tuvalet bile yok idi. Bir kadından hadis nakletmiştir. Kadından hadis nakletmiştir Buhari. Buhari. Yani onu sıka görmüştür. Yani onu sıka görmüştür. Onu güvenilir görmüştür. Başka bir örnek. Hariz İbni Osman. Hariz İbni Osman Hazreti Ali'ye lanet eden birisidir. Gelmiştir Kufe'ye, demiştir ya ehlel Kufe, ey Kufeliler, innekum tuhibbuna Aliyen ve nahnu nubghizuhu. Siz Ali'yi seviyorsunuz, biz Ali'den nefret ediyoruz, Ali'ye buğz ediyoruz. Çünkü Ali dedelerimizin katilidir, bizim dedelerimizin katilidir. Hariz İbni Osman Hazreti Ali'ye buğz eden birisiydi. Buhari Hazreti Ali'ye buğz eden bu adamı sıka ve güvenilir kabul etmiş. Bundan hadis nakletmiş. Yani demiş ki bundan ilim öğrenebilirsiniz, İslam öğrenebilirsiniz. Bakın Buhari'den sadece Buhari'den 4 tane efendim raviyi örnek verdim. Birisi Ziyad İbni Ebi, ikincisi Umran İbni Hattan, üçüncüsü İbni Ebi Ovsat, dördüncüsü Hariz İbni Osman. Birisi Ziyad İbni Ebi, ikincisi Umran İbni Hattan, üçüncüsü İbni Ebi Ovsat, dördüncüsü Hariz İbni Osman. Ehl-i Sünnet'in 6 hadis kaynağı Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebi Davud, Nesai, İbni Mace. Bakın. Bu 6 tane Tirmizi, bu 6 tane hadis külliyatında 1651 tane ravi. Yani ravilerin tamamının içerisinden, hadis rivayet edenlerin tamamının içerisinden 1651 tanesi Ehl-i Sünnet'in 47 rical alimine göre, bakın benim bana göre demiyorum, Ehl-i Sünnet'in 47 rical alimine göre, rical alimi ne demek? Hadis ravilerini, hadis silsilesini, hadis efendim senedini inceleyen ilimdir rical alimi. Özellikle hadis ravilerini inceler. Bunlar nasıl insanlardı diye Ehl-i Sünnet'in 47 rical alimine göre Ehl-i Sünnet'in 6 hadis kaynağındaki ravilerin tamamının içerisinden 1651 tanesi şarap ehliydi, fitne ehliydi, fasıktı ve cellattı. Ve mümin değildi. İşte Ehl-i Sünnet'in hadis kaynakları, bunları sıka görmüşler, bunları güvenilir görmüşler, bunlardan ilim, İslam öğrenebilirsiniz diye bunlardan hadis nakletmişler. Ama gidin Buhari'ye bakın, İmam-ı Sadık Aleyhisselam'dan bir tane efendim orada bir tane hadis görecek. İmam Sadık'ı geçiyorum. İmam Hüseyin'den bir tane hadis görecek misiniz Buhari'de? Kaç tane hadis göreceksiniz İmam Hüseyin'den? Kaç tane hadis göreceksiniz İmam Zeynel Abidin'den? Kaç tane hadis göreceksiniz Hazreti İmam Hasan'dan? Ama katilden hadis var. Hazreti Ali düşmanından hadis var. Cellattan hadis var. Hazreti Ali katilini övenden hadis var. Peygamber evlatlarından hadis yok. İşte bunların anlattıklarını din olarak hadis alimleri yazmışlardır. Ve velayeti kabul etmeyenler, Ehl-i Beyt'i inkar edenler ve böylelikle Tih çölüne düşenler de bunların anlattıklarına göre inançlarını şekillendirmişlerdir. Bu bizim 31. tespitimiz.